Evet arkadaşlar merhaba. Bugün size gümüşün çökertilmesini göstereceğim. Bir miktar gümüşü nitrik asitle erittik. Şimdi tuzlu su yapıyoruz. Sıcak su kullanırsanız daha iyi olur. Şu an sıcak suyumuz yok. Serin suyla yapacağız. Ilık aslında. Evet. Evet, şimdi bir miktar dökeceğim. Tepkimeyi göreceksiniz. Evet, şu an görmüş olduğunuz gibi gümüşün çökmesine tuzlu su etki ediyor. İsterseniz bekletebilirsiniz, isterseniz karıştırabilirsiniz. Şimdi çökmesini bekleyeceğiz. Bu işlem çok uzun sürmüyor zaten. Sonucu hızlıca görmek için ben şimdi biraz hızlandırılmış bir şekilde yapıyorum. Evet, şu an görmüş olduğunuz gibi bunu süzdürdükten sonra çinko tozuyla karıştırıyoruz saflaştırmak için. Evet, bunu süzdürdükten sonra kalan beyaz tozun üzerine çinko tozu atıyoruz. Çinko tozuyla da saflaştırmaya işine yarıyor. Sonrasında da çinko tozunu bertaraf etmek için hidroklorik asit koyuyoruz üzerine. Sonra süzdürüyoruz. Kalan çamur saf gümüş olmuş oluyor. Daha sonra bunu potada eritebilirsiniz kuruttuktan sonra. Suyla tabi iyice yıkamayı unutmayın. İçinde hiç asit kalmasın. İzlediğiniz için teşekkürler.